Merhaba, yeni bir programda yeni bir konuğumla karşınızdayım. Karşımızda Enis Rıza Sakızlı, akademisyen, yönetmen, yazar, tiyatrocu, editör, daha herhalde bir sürü şey daha sıralayabiliriz. Öncelikle hoş geldiniz Enis Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bu kadar çok ünvanın arasında siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Biraz sizden dinleyelim mi? Doğrusu yani kendimi nasıl tanımlıyorum? Yani hem formasyon açısından farklı bir yerden tanımlıyorum. Ama yani çok çocukluğumdan itibaren böyle merakının peşinde koşan, merakının kalitesini yükseltmeye çalışan, tabii zaman geçtikçe de o kendi merakını başkalarına da aktarmaya çalışan ve hep böyle merakın kalitesinin yükseltilmesi üzerinden hayatı düşünen bir insanım diye düşünebiliriz yani. Biraz lisans eğitiminden sonraki ilerlediğiniz süreçten de bahseder misiniz? Aslında Galatasaray Lisesi'nde okudum. Zaten hani diğer formasyonum açısından hani kendiniz nasıl tanımlarsınız dediğinizde Galatasaraylı, Galatasaray'da öğrendiğim şeyleri, kişilik meselesinden bilgiye kadar kendimi tanımlarken kullandığım bir şey tabii. Sonra liseden sonra üniversiteyi Hacettepe'de okudum, Ankara'da okudum. Ama zaten çocukluğumdan itibaren sanat alanında çalışma konusunda kararlıydım diyebilirim. Çünkü babam bankacıydı ve daha ilkokulda ben bankacı olmama karar vermiştim. Dolayısıyla böyle sanatla ilgilenmek meselesi benim çok küçük yaştan itibaren temel hayallerimden biri oldu. Tabii gençlik döneminde yavaş yavaş hani bu sanatın hangi alanıyla ilgilenmek gerekir derken tabii oradan oraya savrulduğum bir süreç var. Yani şiir yazmaktan hikaye yazmaya, böyle küçük yaşlarda tabii böyle çok çocuksu filmler çekmeye. O zamanlar 8 milimetre kameralar vardı. Özellikle orta sınıf ailelerde modaydı. Kristal eşya, kristal cam eşya ve 8 milimetre kamera. Bizde de kamera vardı ve takım arkadaşlarımda da kamera vardı. Dolayısıyla o kameralarla böyle gördüğümüz filmlerden esinlenerek böyle çocuksu filmler çekerdik. O arada tiyatro da yapmaya başladık tabii lise yıllarında. Sonra üniversite döneminde artık tiyatro mu sinema mı derken aslında hiçbirinden de kopamadığımı söyleyebilirim. Yani esas olarak kendimi belgeselci olarak tanımladım ama yani hikaye yazmayı, tiyatroyla uğraşmayı ve belgesel çekmeyi böyle bir türlü vazgeçemediğim alanlar olarak hayatımda sürdürdüm. Tabii benim en büyük şanslarımdan biri hem sinema belgeselciliğin uslubu, yani belgeselciliğimin diyelim ki uslubu olarak edindiğim, hem de tiyatro formasyonu olarak 1969'da Ankara'da kurulan Vasıf Öngeren'in kurduğu 3 arkadaşıyla birlikte Ankara Birlik sahnesi ve epik tiyatro uygulamalarıydı. Ben o dönemde Vasıf Öngören'e çıraklık ettim. Zaman zaman da işte oyunculuk da yaptım vesaire. Orada tabii edindiğim formasyon, tiyatro formasyonu, epik tiyatro anlayışı, yani Brechtian tiyatro. Benim daha sonra yaptığım filmler açısından da, sinemaya bakışımda da etkili oldu usluk olarak. Dolayısıyla o zamanlardan başlayan böyle bir süreç içinde ilk filmimi 1967 yılında çektim zaten. Sonra dediğim gibi 69'da hem Ankara Birlik sahnesinde Vasıf Öngören'le çalışma, hem yine 68'in sonu 69'un başında bizim genç sinema hareketini kuruşumuz ve işte genç sinema hareketiyle de hem belge filmler, hem belgeseller, hem de kısa filmler çekmeye başlamamız önemli bir ateşleme oldu benim için ve o günden bu yana da aynı savrulmalarla diyeyim, pozitif anlamda söylüyorum tabii, hı hı, yolunda yürümeye çalışıyorum. Şimdi Enis Bey, böyle belgesel sinema denildiğinde sanat, tarih, iktisat, ekonomi, işte psikoloji, bir sürü şey hepsi bir araya giriyor. Belki hepsinin karışımı bir şey. Evet. Siz nasıl tanımlıyorsunuz belgesel sinemayı? Aslında tabii sinema çok interdisipliner bir alan ama belgesel sinema ondan daha da interdisipliner bir alan. Yani ben aslında iyi sinema yapacak bir insanın mutlaka farklı formasyonlar, farklı disiplinlerden bir formasyona sahip olması gerektiğini savunuyorum. Yani iyi bir belgeselci olabilmek için, iyi bir sinemacı olabilmek için işte hem bilimin çeşitli disiplinlerinden hem de sanatın farklı disiplinlerinden bir ilişkilenme gerekiyor. Yani özellikle de tabii tarih, sosyoloji alanları, felsefe, tabii ki matematik gibi pozitif bilimler de sayılabilir bunun içinde. Öbür tarafta da işte tiyatro, fotoğraf, plastik sanatlar, dans gibi sanat disiplinleri. Bütün bu disiplinleri en azından iyi takip eden, o konuda şu ya da bu düzeyde geçmişte çalışmalar yapan, belli konularda merakı olan ve kafa yoran insanların iyi sinema yapacağını düşünüyorum. Özellikle belgesel sinema için bu şart. İkinci bir şey daha var. O da her sinemacı ya da her belgeselci ya da her sanatçı diyelim ama ben tabii belgeselciler adına ve kendi adıma konuşayım. Hayatla kendisi arasında bir ilişki kurar, yani kurmalıdır. O ilişki, o mesele kendisiyle ilgili neyse o konuda düşünür, o konuda okur, o konuda araştırır, o konuda öyküler biriktirir ve onun üzerinden hep yapacağı işleri, filmleri, hikayeleri vesaire inşa etmeye başlar. Bu da şarttır. Yani belgeselcilikte de aslında çok böyle oradan oraya savrulan bir çalışma yapmak çok kolay olmasa gerek ya da belki de gerekli değil ama tabii biraz önce söylediniz, yani hani ben Türkiye İktisat Tarihi üzerine de belgesel yaptım. Evet, ben onu izledim, tam oraya gelecektim. Siz şimdi lafı aldınız. Evet. Komple Türkiye'nin bir iktisat tarihini anlatıyorsunuz. Yani bir iktisatçı kadar olmasa da ekonomi bilginizin de olması gerekiyor. O araştırma evresinde ister istemez o bilgiyi ediniyorsunuz ve aktarıyorsunuz da. Dolayısıyla şunu merak ediyorum, hani buradan devam etmeniz anlamında. Bir projeye başlarken düşünce aşamasından son böyle kurgunun son hali, o son jeneriğin akma kısmına kadar olan süreci bize şöyle kısaca bir özetleyebilir misiniz? Özetliyorum. Ondan önce eksik bıraktığım bir şeyi söyleyeyim. Bütün bu hani biraz önce konuştuğumuz o bilgiler vesaire hep hayatın içindeki karşılıkları, öyküleri neyse onun estetiğini bulma meselesidir. Yani belgesel sinema açısından da sinema açısından da o estetiği bulmadığınız zaman dönüştürücü olmaz. O sanatın dönüştürücülüğü gerçekliğin estetiğini kurmak üzerinden ancak inşa olabilir. Neyse, bunu hemen geçelim. Şimdi tabii hep böyle ben espri yapıyorum. Bazen de dudak bükenler falan oluyor ama herhangi bir konuda belgesel yapmak aslında bir doktora çalışması gibi bir şey. Yani çünkü o konuda bir kere ne yazılmışsa okuyacaksınız. O konunun alanları varsa o alanlara gideceksiniz. O alanlarda o hani geçmişe dair mesela iktisat tarihi, Duyun-u Umumiye diyoruz. Duyun-u Umumiye mesela bir kavram. Hani teorik olarak onu biliyoruz ama onun mekanı neresiymiş, nasılmış? O mekana gittiğiniz zaman o Duyun-u Umumiye'de Osmanlı'yı sömürenlerin ruh halini vesaire daha iyi hayal edebiliyorsunuz mesela. Dolayısıyla hem ciddi olarak okumalar yapacaksınız. Hem ciddi olarak o okumalar sırasında anlatacağınız hikayenin mekanlarını çözümlemeye çalışacaksınız, onun ruhunu kavramaya çalışacaksınız. Hem tabii anlattığınız hikayenin geçtiği dönemlerle ilgili daha yan bilgileri edineceksiniz. Hem o dönemleri bilen insanlarla konuşacaksınız, onlardan danışmanlık alacaksınız falan. Dolayısıyla hani özellikle iktisat tarihi gibi bir benzer, ama her film içinde bu, her belgesel içinde başka farklı düzeylerde aynı şey. Derin bir araştırma yapacaksınız. Onun üzerinden ancak işte o bilginin estetiğini kurmak diye biraz önce sözünü ettiğim şey. Onun estetiğini nasıl kuracağınıza, o anlatımı nasıl oluşturacağınıza ve filmi nasıl inşa edeceğinize o süreç içinde kalıyor. Süreç içinde karar vereceksiniz. Ama tabii hep çok garip gelecek ama bir yandan da bir filmi tasarlarken hep ritim olarak düşünmeye başlarız önce. Ondan sonra o anlatacağımız hikaye ya da hikayeler bütününün farklı bir diyelim ki büyük hikayenin içine oturtmaya çalışırız ki hem hikayeler arasında ya da o sürecin kendisi ve parçaları arasında doğru bağlantılar kurulsun. Hem de bir bütünlük olarak eksiği de kalmasın, anlatımı da bir şeyleri anlatsın. Oradan izleyici izlediğinde bilginin dışında o bilginin yorumunu da yapabilir hale gelsin. Çünkü dediğim gibi bilgi tek başına yeterli bir şey değil. Dönüştürücü değil. O bilginin estetiği ve o bilginin yorumu ancak dönüştürücü olabiliyor. Dolayısıyla tabii bir belgesel çalışma genellikle yani iktisat tarihi yaklaşık 2,5 yılda bitmişti mesela. Bir belgesel ve çok hani günde 20 saat falan çalışarak bitti. Ama tabii belgesel her zaman çok uzun sürelerde oluşur. Çünkü bütün bu bilgileri edindikten sonra onun sizin zihninize demlenme diye bizim tanımladığımız ya da fermentasyon diye ifade edeceğimiz süreçleri, bağlantıları kurmanız, işte dediğim gibi bilgi, anlatı ve mekan ve işte dönemin diğer özellikleriyle ilgili, dönem müziklerinden tutun kılık kıyafetine kadar bütün o dönem bilgilerin üzerine onlarla bağlantılı bir yeni hikaye inşa etmeniz, bu biraz önce söylediğim o fermentasyon süreciyle beraber zaten büyük zaman alıyor. Tabii bir belgeselin senaryosu olmadığı için, senaryosu olamaz çünkü belgeseli, çok analitik bir süreç yaşıyorsunuz aynı zamanda. Çünkü o bilgileri edinirken, o bilgileri tabii kağıt kalemle zihninizde diyorum ama masa başında farklı bir biçimde birbirine bağlıyorsunuz, ilintilendiriyorsunuz ve bazılarını seçiyorsunuz, bazılarını dışta bırakıyorsunuz falan ama çekim sürecinde de bu sefer her çekim aşamasında ki çekimler de genellikle sürprizlerle dolu oluyor. Yine analitik olarak işte filmi şöyle başlarım, şöyle bitiririm, ortalarında şunu anlatırım falan derken her çekim aşamasında yeni bir Lego gibi yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Çok günden güne değişen bir şey. O anlamda da epeyce de zihinsel olarak yorucu bir süreçtir aynı zamanda. Ama o sürecin sonunda artık yavaş yavaş her şey yerine oturmaya başlar sizin zihninizde ve o artık kurgu masasında da görünür hale gelir. Yani edindiğiniz tüm o bilgiler, araştırmalar sizden damıtılıp böyle ilmek ilmek aslında örülüyor. Evet. Ve karşımıza yeni bir şey olarak çıkıyor. Evet. Ben şeyi hatırlıyorum, hani bir süre sizin bu çalışma şeklinize tanıklık etmiş birisi olarak. Örneğin İki Kıyının İnsanları adlı belgesel için mesela çok uzun bir süre kuşların göç etme zamanını beklediniz. Yani o görüntünün o filmde olmasının gerekli anlamı, gerekli duyguyu, düşünceyi verebileceğini düşünmüştüm. Dolayısıyla aslında herkese göre bir iş değil. Yani bana öyle geliyor belgeselcilik. Bir yaşam biçimi gibi bir şey. Hem bu kadar yoğun bir çalışma, yoğun bir emek, kişiyi zenginleştiren ama sınırlarını da zorlayan bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir belgeselci nasıl olmalı, ne yapmalı? Gerçi hani az çok ifade ettiniz ama. Bir önceki son şeyinden başlayayım yine. O leylekler meselesi. Tabii gerçeklik her zaman çok böyle görünür bir şey değildir. Hep metaforlara ihtiyaç duyarsınız. Dolayısıyla hani iki kıyım insanlarında da ya da yeni bir yurt edinmekte de mesela o kuşların göçü insanların topraklarından koparılıp başka topraklara sürülmesiyle ilgili ya da gitmeleriyle ilgili çok metaforik bir şeydi ve hakikaten günlerce oturup leylek bekledik. Leyleklerin göçünü bekledik. O belki hatırlarsın, o zaman leylekler de geç geldi üstelik ve çok bekledik yani. Şimdi dolayısıyla sorunu bir daha tekrar eder misin? Çok özür dilerim. Sizce bir belgesel sinemacı nasıl olmalı? Yani bu bir yaşam şekli. Bir de para kazanılacak bir alan da değil. Hani olayın mali direkt para kazanılacak bir alan değil. Yanlış ifade etmeyeyim. Dolayısıyla hani bir yaşam biçimi. Mesai kavramınız yok, vesaireniz yok. Biraz sizden duyalım istiyorum. Evet, bir yaşam biçimi. Çünkü hani o merak, konuşmamıza başlarken merakın peşinde gitmek dedik ya. Yani işin o merak kısmı çok büyülü bir şey. Yani hani kötü şeylerle benzetmeyeyim ama yani öyle büyülü bir şey ki asla bırakamıyorsunuz yani. Çünkü her bilgi yeni bilgiye el veriyor. Her bir merak başka bir merakın yok kapısını açıyor. O kapıdan giriyorsunuz, yeni meraklarla karşılaşıyorsunuz ve sürekli olarak hayatın daha da cahili olduğunuzu duygusuna kapılıyorsunuz. Çünkü hayat çok zengin. Siz onun içinde bir noktasınız dünyada ve o kadar çok şey var ki insanı insan yapan, dünyayı dünya yapan, doğrusuyla, yanlışıyla, yaşanmışlıklarıyla, öyküleriyle, tarihiyle, sosyolojisiyle neyse ifadesini bulan. Dolayısıyla bütün bunların peşinden gitmek bir yaşam biçimi oluyor. Bu merak. Dolayısıyla belgeselcilik aslında bir yaşam biçimi, senin de söylediğin gibi. Çünkü hani başka bir şey yaparken arada da belgesel yapılmaz. Belgeselci olunması gerekir. Bunu başka sanat alanları için de, hatta pozitif bilimler için de söylüyorum. Matematikçisen matematikçi olacaksın. Yani matematikle çözmeye çalışacaksın. Matematiğin hayatın içindeki yerini keşfetmeye çalışacaksın. Onun açtığı kapılardan gideceksin. Yazarsan yazar olacaksın. Şimdi ben mesela hikayeler yazıyorum ama hikayeci demiyorum kendime. Çünkü bir hikayeci gibi yaşamıyorum. Bir belgeselci olarak yaşarken oradan edindiğim ya da kendi çocukluğumdan vesaire bir belgeselci bakış açısıyla, zihniyle hikayelerimi de yazıyorum. Ama belgeselcilik bir hayat tarzı ve gerçekten hani zor bir alan. Onu söyleyeyim. Şimdi hikayeler yazıyorum derken şöyle bir açayım. Aslında yazar kimliğiniz de var. Yani sizin Ercan Kesal'la çıkardığınız bir kitap da vardı. Ben onu da okumuştum. O yine ama sizin belgeselci tarafından beslenerek çıkan bir şey. Aynen. Biraz önce onu söyledim işte. Diğer hikayelerim de öyle. Yani bir tür belgeselci olarak yakaladığım hikayelerin kağıda dökülmüş hali onlar. Bunların bir kısmı film oluyor, bir kısmı kağıda dökülüyor, hikaye oluyor. Bazen şiir oluyor, bazen bir buradan yola çıkarak teorik bir metin oluyor. Dolayısıyla o bütünlük hani belgeselcilik çatısı altında benim kişiliğimde yürüyor diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani belgeselcilik doğrudan para kazanılan bir alan değil. Biz farklı yine kendi belgeselci formasyonumuzla yaptığımız başka işlerle ekonomimizi oluşturmaya çalışıp belgesellerimizi de bağımsız olarak gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman belli kaynaklar, işte sponsor destekleri falan, ama sonuç itibariyle belgesel bittiğinde o destek de bitmiş oluyor. Dolayısıyla hep onu söylüyorum. Mesela dünyada uluslararası toplantılara falan katıldığım zaman görüyorum, belgeselciler hep birbirine benziyor. Zengin belgeselci yok yani. Aileden falan böyle bir rantı yoksa eğer, zengin belgeselci yok. Belgesel çektiği sürece bir destek bulmuşsa o belgeseli, o belgeselin gerçekleşme süreci kadar karnını doyuruyor. Belki de ondan tabii Avrupa'da falan biraz daha destekler, meslekler bizdeki gibi olmadığı için belki bir yıl daha idare ediyor yeni bir belgeseli, yeni bir projeyi tasarlamak için. O kadar. Bizde film bittiğinde şeyimiz bitiyor. İstikakımız bitiyor diyelim. Öyle bir süreç var. Ama sonuç itibariyle yani bir şeyi çok gönlünüzden istediğiniz zaman, çok içinizden aktığı zaman, çok tutkuyla o işe sarıldığınız zaman iki şey oluyor. Bir, öyle bir kimlik oluyorsunuz ve o kimliğinizi geliştirmeniz gerekiyor. İkincisi de hayat bir biçimde size karşılığını veriyor. Yani ben 67 yılında ilk belgeselimi çektim. 70'li yıllarda artık belgeselci olmaya karar verdim. Ailem falan çok üzülmüştü yani. Babam biraz önce söylediğim gibi, bankaya girseydin çoktan işte CEO bile olurdun, genel müdür olurdun falan diyordu. Ama o yıllarda televizyon yoktu, belgeselden haberi yoktu kimsenin. Yani belgesel vardı ama çok zayıftı Türkiye'de. Dünyada tabii yine her zaman hep güçlüdür belgesel. Okullarda, Türkiye'deki okullarda yani üniversitelerde sinema eğitimi yoktu. Dolayısıyla sıfırdı yani diyelim ki belgesel meselesi Türkiye'de. O zaman ben belgeselci olmaya karar verdim. Çünkü Yorosivan, Can Ruş falan gibi dünyanın sayılı belgeselcilerine hayrandım. Onlarla ilişkim oldu bir dönem. Bir tür onlar gibi olmak da isteği, yani bir öykünme de aynı zamanda. Dolayısıyla belgesele karar verdim ve dediğim gibi hayat bir biçimde karşılığını verdi. Yani sonuç itibariyle zengin olmadık ama kendimizi sürdürebilir kılmanın imkanlarını da bulduk diye düşünüyorum. Enis Bey, siz hem teorik anlamda hem de pratik anlamda bu işin içindesiniz. Dolayısıyla hani öğrencileriniz de var ve hani edindiğiniz o alandaki tüm bilgileri aktarabiliyorsunuz da. Bu aslında öğrencileriniz için çok büyük bir şans da. Evet. Orada size en iyi gelen şey ne? Öğrencilerle olan sohbetlerde, derslerde? Bir kere öğrenmek. Onlardan çok şey öğreniyorum. Yani bir kere yani çağın dönüşümünü, zamanın o ilerleyişini, konjonktürü, ruh hallerini, işte işin zevklerinden tut, müziğine kadar, eğlencesine kadar ya da işte kaygılarına kadar, tabii beni ilgilendiren mesele esas olarak kaygıları insanların, hayalleri, kaygıları, oraya kadar işte o zamanın akışını o genç arkadaşlarımdan kavrayabiliyorum, öğrenebiliyorum ve belki de diyebilirim ki onlarla birlikte farklı bir duyguyu yaşayabilir oluyorum. Hani genç kalıyorum demeyeyim de. Gençsiniz zaten. Şimdi geliyorum bir diğer konuya. Hemen sürem daralıyor. Ben böyle hızlı hızlı yanıtlarınızı alayım istiyorum. Aynı zamanda editörlük yapıyorsunuz. Ayrıntı Yayın Evi'nde sinema kitapları ile ilgili editörlük yapıyorsunuz. Evet. Yine sizin iş ve uğraş alanlarınızdan bir tanesi bu. Diğer işlere paralel olarak uzanıyor. Evet. Siz böyle sanki bir işin bütün saç ayaklarına yayılmış gibisiniz. Bu aslında evet, güzel bir şey. Bu hali bu. Bir ruhsal bozukluk da diyebilirim. Estağfurullah, yok, hayır, güzel bir şey. Yani böyle size gelen sizden her açıdan sanki dağılıyor etrafınıza gibi. Biraz şimdi belgesel için sorduğum şeyi kitap için sorayım. Editörlük nasıl bir süreç? O da farklı bir heyecanlı bir süreç. O da başka bir öğrenme süreci. Çünkü sizi şöyle disipline ediyor. Sinema aslında pratiğin teorisidir. Yani pratiğin teorisini yaparsınız. Kendi, yani ben de yazdığım yazılarda falan kendi pratiğimden yola çıkarak sinemanın ya da belgesel sinemanın ya da işte çalıştığım alanın teorisini yapmaya çalışıyorum. Ama o pratiğin teorisiyle ilgili çeşitli kitaplar yazılıyor. Farklı farklı insanlar dünyadan o pratiğin teorisini, yeni teorilerini geliştiriyorlar, özellikle sinema üzerine ve yazıyorlar. Dolayısıyla bu beni şöyle disipline ediyor. Dünyada neler yazılıyor, neler yapılıyor. İşte onları okumak, onlardan benim anlatmak istediğim, öğrencilerime anlatmak istediğim metinleri, kitapları bulup onu işte Türkçe'ye çevirmek ve başka insanların da Türkiye'de okumasını sağlamak meselesi. Aslında biraz böyle kendi merakımı başkalarına da aktarma gibi oluyor. Yani burada bireyci öyle bir yan da var. Çünkü bu kitabı benim hakikaten okumam gerekiyormuş ve iyi oldu okumam deyince bu kitabı başkaları da okuması gerekir haline geliyorum yani. İşte o zaman aslında bireyci olmuyor. Yani bireyci olan sizde kalıyor. Sizde kalmıyor o. Öğrencilerinize gidiyor, kitaplarla başkalarına ulaşıyor. Dolayısıyla o bence bireyci falan değil. Oradan yırtıyorum zaten. Öyle disipline ediyor beni. Yani teoriyle pratik arasındaki ilişkiyi daha sistematik ve daha disiplinli kurmamı sağlıyor. Aynı zamanda da kendimi sınamamı sağlıyor tabii. Çünkü ben ders veriyorum, öğrencilerime bir şeyler anlatıyorum. Sonra bakıyorum bir takım kitaplar var, oralarda bir şeyler yazılmış. Benim anlattıklarımla orada yazılanlar arasında hani bir ilinti var mı yok mu? Bir tür kendini sınama meselesi de oluyor bu aynı zamanda. Dediğim gibi aktaracağım şeyleri de üniversitede öğrencilerime vesaire daha o disiplin içinde aktarmamın da imkanlarını yaratıyor aynı zamanda. Hı hı. Enis Bey, hem insan hikayeleri topluyorsunuz hem de aslında bir tarafıyla topluma ayna tutuyorsunuz. Yani ikisi bir arada ve bunu sanatla harmanlayıp önümüze tekrar getiriyorsunuz. Bu çok aslında kıymetli de bir şey. Yani böyle biraz klasik olacak ama sormak istiyorum. Tam da böyle Zülfü Livaneli'nin dediği gibi bir insan ömrünü neye vermeli? Vallahi işte biz belgesele verdik. Ama yani şunu diyeyim. Yani belki bu soruyu biraz aşacak bir şey ama her insanın bir ütopyası olmalı. Mesela diyelim ki senin ütopyan ne diye sorarsan benim ütopyam çocukların şefkate doğduğu bir dünya. Şimdi başka ütopyalar da edinilebilir ama çocukların şefkate doğduğu bir dünyayla bugün bulunduğun kendin arasında bir çizgi çektiğinizde o çizgi üzerinden hayatınızı geliştirmek, o çizgi üzerinden yürümeye çalışmak, o çizgiden sapmamaya çalışmak bence insanın hayatını adaması gereken bir şey. O yüzden herkese de onu söylüyorum. Bir ütopyanız olsun. O ütopya çok uzakta olabilir, hiç gerçekleşmeyecek olabilir. Ama o ütopyayla kendiniz arasında çizdiğiniz çizgi sizi doğru insan yapar. Yani doğruluğu tırnak içinde izafi bir kavramda doğruluk. Ama kendinden memnun insan olursunuz. Birilerinin değer verdiği bir insan olursunuz. Belki herkesin değil ama birilerinin değer verdiği insan olursunuz. Hayatınızın anlamının olduğunu hissedersiniz. Dolayısıyla yani bunun kısa cevabı insan kendini ütopyasına vermeli. Hı hı. Şimdi süremiz doldu ama ben yine de bu soruyu da sormak istiyorum size. Son zamanlarda Komşu Kapı adıyla tiyatro alanında daha fazla yer almaya başladınız. Evet. Ondan da kısaca bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz oradan? Aslında şimdi elimde öyle bir kişi var ki bir konuyu atladığında öteki konu eksik kalacak gibi. O yüzden hani sormak istedim hemen. Komşu Kapı bizim bir derneğimiz. Orada çeşitli kültürel etkinlikler, tartışmalar, film gösterileri, işte tek kişilik oyunlar. Yani Komşu Kapısı belli bir çevreye yani kendi o kültürel birikimimizi ve ilişkilerimizi aktarmanın bir derneği gibi. Aynı zamanda orada bir gıda ağımız da var. küçük üreticileri desteklediğimiz falan, ama benim tiyatro çalışmalarım iki ayrı grupta. Komşu Kapısı'nda değil. Bir tanesi Hipetya diye bir kadınlardan oluşan bir grubum var. Onlarla iki oyunu hazırlıyoruz şimdi. Bir de Kent Hareketleri tiyatro topluluğumuz var. Orada da işte çeşitli mahalle sorunlarını hikaye eden, özellikle kentsel dönüşümle ilgili bir oyunumuz var. Onu pandemiden önce 4 kere oynamıştık, 4-5 kere oynamıştık. Pandemide tabii ki sahneye çıkamadık, ama şimdi yeniden sahneye çıkmak üzere onu da hazırlıyoruz. Dolayısıyla iki farklı topluluk üzerinden tiyatro çalışmaları yapıyorum. Şu anda 3 oyun. Bir tanesi Suat Derbis üzerine yazdığım tek kişilik bir oyun. Öbürü de yine daha kalabalık kadınların oynadığı, genel ev kadınlarının hikayesini anlatan bir oyun. Bir de kentsel dönüşümle ilgili diğer oyun. O 3 oyun üzerine çalışıyoruz yani. Boş bir zaman, boş bir alan kalmasın diyenlerdensiniz galiba. Her zaman zaman vardır. Benim zamanım yok diyen insanlara çok kızıyorum. 2 şeyi hiç sevmiyorum. Bir tanesi sıkılma kavramı. Yani sıkılmak bir türlü kavramadığım bir şeydir. İkincisi de yani boş zamanım yok meselesi. Mutlaka insanın sevdiklerine, dostlarına, farklı çalışmalar ayıracak mutlaka zamanı vardır yani. Dolayısıyla önemli olan hayatı, yani hazlara da zamanı vardır. Bir masada oturup birileriyle muhabbet etmeye de zamanı vardır insanın. Yeter ki kendi hayatını insan doğru planlayabilsin. Hı hı. Akın Bey, Enis Bey, bu söylediğiniz üzerinden aslında hani bu sıkılmama kavramı önemli bir konu. Her koşula ve her duruma daha kolay uyum sağlayabilmenizi de sağlıyor. Hayatta kalmanızı da sağlayan bir şey. Dolayısıyla hani ben pandemide söylediğiniz şeyin aslında çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum bunun üzerinden. Tabii. Yani pandemi aslında tabii birçok olumsuz yanını falan bir yana bırakalım. Yani insan psikolojisi üzerinde falan da olumsuz etkileri oldu, ama belki de toplumsal olarak hani farklı bir eğitim sürecine sahip olsaydık eğer, o psikolojik sorunlar, aile içi şiddetler falan birçoğu belki yaşanmayacaktı. Çünkü insanlar gerçekten işte bir ev mekanı içinde ne yapacaklarına dair bir hayat tarzları yoksa eğer, yani bu konuda bir bakış açıları yoksa, kendi hayatlarını dolduracak bir takım davranışlara falan sahip değillerse, tabii ki pandemi sırasında epeyce trajik hikayede yaşandı. Epeyce değil, neredeyse sayısız trajik hikaye var pandemi döneminde yaşanan. Ama tabii yani kitap okumaktan, film seyretmeye, bir şeyler yazmaktan, birileriyle ilişki kurmaya, yani evini yeniden düzenlemekten, işte yeni alışkanlıklar ve yeni yetenekler edinmeye, yani resim yapmaya kadar bile birçok şeyi insan evinde planlayabilir, ama buna sahip değiliz yani. O yüzden bu da bir eğitim ve kültür meselesi aslında. İşte o yüzden bu sıkılma konusuyla ilgili söylediğiniz şey hakikaten önemli bir şeydi. Evet. İnsanın yapacak çok şey var. Çok şey var yani. İnsanın sıkılma zamanı yok yani. Hakkı yok. Ben bir tür böyle haksızlık diye düşünüyorum. Yani şimdi pandemi sırasında mesela aynı soru ne yapalım bizim pandemide dendi. Muhtarlık vasıtasıyla izin aldık. Evsizlere yemek yaptı bu mahallede kadınlar. Ve evsizlere yemek dağıtıldı. Benzer başka şeyler de yaptık da uzun uzun anlatmayayım. Dolayısıyla o ya biz ne yapacağımızı bilmiyorduk, sıkılıyorduk falan, şimdi hayatımızın bir anlamı oldu dedi birçok kadın yani. Kadın arkadaşımız, tabii erkekler de dahil buna, yani sırf kadın meselesi değil, yemek yapan erkek arkadaşlarımız da oldu. Dolayısıyla yani mesela pandemi sırasında öyle bir iş edinildi. Hı. Ondan sonra yine muhtarlık vasıtasıyla kaymakamlıktan izin aldık. 20-30 kişilik kadınlı erkekli bir sokakta gezme izni çıktı. Yaşlı insanların evleri, kapıları çalınıyordu. İhtiyaçları var mı? Doktora gidecek, doktora ilacı alınacak, ilacı işte ne bileyim biraz sohbet etmek isteyen, yani çok yalnızım biraz sohbet etmek isteyen diyen yaşlı bireylerimiz vesaire. Yani mesela böyle işler yapıldı ve çok insanda yani hayatımızın bir anlamı oldu dedi. Hı hı hı. O insanlar evlerinde otursalar, böyle bir faaliyet içinde olmasalar ya da böyle bir faaliyet aklımıza gelmemiş olsaydı belki de bir ruhsal sorun yaşayacaklar diye. Yaşayanlar da var gerçi. Var. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben sizi keyifle dinledim. Ama süreyi doldurdum. Evet. Belki sohbetimize ikinci bir boyutta başka bir yerde tekrar devam edebiliriz. İnşallah. İnşallah. Seni görmek de çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi bir var. Programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programda başka bir konuğumla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.